Evet, Londra'dan merhabalar. Bugün Avrupa'daki bazı sorduğunuz sorulara ilişkin bir şeyler paylaşmak istiyorum. Özellikle birçok soru geliyor. Ev fiyatları nasıl Londra'da ve Avrupa'da? Londra'da ev fiyatları çok yüksek. Özellikle stüdyo bir daire yaklaşık 1000 lira kadar. 1000 pound, 1 artı 1, 1500 sterlin, yani 1500 pound, 2 artı 1 evlerse 1800 kadar, 1800 sterlin kadar bir fiyatı var. Maaşlar ortalama yeni başlayan bir insan 350 pound, yani haftalık 350. Bunu aya vurduğumuz zaman 1400 lira, 1400 sterlin, biraz tecrübeli bir insansa 400-450'den, yani yaklaşık 4 çarpı 450 dersek 1850 liraya 1800 liraya çalışıyorlar. Aşağı yukarı Almanya da bu şekilde, Fransa da bu şekilde. Kiralar çok pahalı. Gelir biraz daha düşük. Bunun en büyük sebebi daha çok büyük şehirler olması, özellikle Londra 10 milyonluk veya Paris 8-10 milyonluk şehirler. Bunlar dünyanın en büyük şehirleri ve emlakın en pahalı olduğu şehirler. New York aynı keza. Burada alınacak bir ev yaklaşık birkaç sene sonra kendisini 3'e 4'e katladı söylenmekte. O yüzden birçok, özellikle dünyanın farklı yerinde yaşayan insanlar buralarda emlak alarak değerlendiriyorlar. Özellikle kiraların pahalı olması en büyük sebebi bu. Ve örneğin İstanbul'da görüyorsunuzdur, zenginler Londra'dan ev alıyorlar, Paris'ten. Buralarda evleri kiraya verip hayatını idame ettiriyorlar. Orada değerli bir para, örneğin 200 bin sterline, yani Türkiye parasıyla 1-1,5 milyona alınan bir ev burada en azından aylık kendilerine 15-20 bin liralık bir gelir sağlıyor Türk parasıyla. Market fiyatlarını söyledik, iş aynı keza. Bir diğer soru, o gün geldi, gene dün gelen bir soru, ona da değinmek istiyorum. Diğer videolarımda da buna değinmiştim biraz. İngiltere'ye nasıl yerleşebilirim? Almanya'ya nasıl yerleşebilirim? İngiltere'ye ilk başta Londra'yı söyleyeyim. Ankara Anlaşması'yla yerleşebilirsiniz. Bunun için videoda, görselde vardı. Bundan önceki birkaç video öncekinde bunu görebilirsiniz. Aynı keza evlilik yoluyla evlenip buraya yerleşebilirsiniz. Almanya şu an yaklaşık 40-50 bin kadar kalifiye eleman alacak. Kalifiye, evet. Kalifiye dediğimiz, yani örneğin hemşire, kaynakçı, sağlık alanında, iş sektöründe, elektrikçi vesaire, yani bir meslek sahibi, bu mesleği uzun süre yapmış elemanlar alacak. Bunlar için istediği şey, bu mesleğe ait bir belge, yani bu mesleği yaptığınıza dair kanıtlı bir belge. Aynı zamanda Almancayı bildiğine dair bir belge. Bunları da kurslara giderek ve Almanya'nın yaptığı, sanırım onların sınavının adı da IELTS'tı, IELTS sınavına girerek tedarik edebilirsiniz. Bunun için Antep'te, benim de çok iyi bildiğim Gaziantep'te sadece bunlar için kurslar var. Özellikle kendi kursumun adını unuttum şimdi. Elbim, evet, Elbim en iyisi. Ben de o kursa gittim. Gerçekten çok güzel. Evet.
Evet, Kanada ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kanada'da da birçok arkadaşımız gidenler var. Onlarla ilgili bildiğim kadarıyla bilgi vermek istiyorum. Kanada'ya yerleşmek için öncelikle Kanada'nın bir puanlama sistemi var. Örneğin puanlama sistemi şu şekilde. Ben Kanada'ya yerleşmek istiyorum diyorsunuz. Kanada diyor ki evraklarını getir. Örneğin diploman var mı? Üniversite diploması 20 puan, örnek diyorum. Bunları tabii Kanada'nın konsolosluğundan bakabilirsiniz. Üniversite diploması 20 puan. Dil biliyorsanız 20 puan. İşte evliyseniz bir 10 puan. Çocuğunuz dil biliyorsa 10 puan vesaire şekilde. Kalifiye bir mesleğiniz varsa 10 puan. Bu puanlama 70'i geçtiği takdirde Kanada'dan oturum belgesi alabiliyorsunuz. Tabii bunu birçok kişi karşılayamıyor. Bu puanlamayı tutturamıyorlar. İnsanlar nasıl yapıyor onu söyleyeyim. Gitmek isteyen, aslında çalışmak amacıyla gitmek isteyenler. Ben Kanada'da bir iş buldum. Oradan bir belge alabiliyorlar, o iş yerinden bir belge. Ya da bir akrabasının iş yeri varsa onlar da bir belge hazırlayıp gönderebiliyorlar. Bu düşük bir kısım, daha çok yüksek bir kesim ise şöyle yapıyor. Özellikle üniversite bitirenler buna çok rağbet ediyor ya da gençler. Kanada'da bir İngilizce kursu buluyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben orada dil öğrenmek istiyorum. Yaklaşık 2000 Kanada doları, 3000 Kanada doları, yaklaşık 15-20 bin lira. 15-20 bin Türk lirası bir para istiyorlar. Siz onu verdiğiniz şekilde, paket tarifeler de var. Size kalacağınız evi, her şeyi ayarlıyor. Siz oraya gidiyorsunuz ve vizenizi ayarlıyor. Orada bir sene oturum alıyorsunuz. Ondan sonra, gittikten sonra ister kursa gidin gitmeyin, çok önemli değil. Kanada'ya giden herkes hemen orada özellikle kursu bırakıp oturum başvurusunda bulunuyorlar. Kanada'da %99 bildiğim kadarıyla ve birçok arkadaşımla sohbette ve akrabamla sohbette gördüğüm kadarıyla %99 oturumu çok kolay bir şekilde veriyor. Oradaki maaşlar nasıl? Genelde 2-3 bin Kanada doları düzeyinde. Kanada dolarını merak edenler için 4,5 lira. 4,5 Türk lirası. Aynı zamanda inşaatta çalışıyorlar Türkiye'de gidenler. Onlar ise 4-5 bin dolar kadar, yani Türkiye'nin 20-25 bin lirası kadar bir para kazanıyorlar. Kanada'da da aynı şekilde Toronto İngilizce konuşuyor, Montreal Fransızca konuşuyor, ülkenin iki farklı bölgesi farklı diller konuşuyor. Genelde Toronto'ya yerleşenler için bu dediğimiz uygulama geçerli, İngilizce ve aynı keza ev ücretleri de çok pahalı. Çünkü kozmopolit şehirler, büyük şehirler, buralarda çok daha pahalı oluyor. Aynı İstanbul'u düşünürsek, nasıl Türkiye'nin diğer şehirleri İstanbul'dan daha ucuz, aynı şekilde bu büyük şehirlerde de ev kiraları çok pahalı, ama maaşlar da tabii ona göre, diğer şehirlere göre çok daha iyi. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Abone değilseniz abone olmanızı, aynı zamanda beğenmenizi rica ediyorum. Yorumlarla da merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle.